Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ailenizin Bilgi Yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Birazdan sorularımıza başlayacağız. Siz de bize ekran başından eşlik ederseniz memnun oluruz. Her akşam olduğu gibi misafirlerimizin bize buraya gelmeden önce yolladıkları başvuru videolarını izleyerek Ben Bilirim başlıyor. Merhabalar, ismim Berkay Yaşaran. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Aslen Kastamonluyum. Tekstil firmasında tahsilat uzmanı olarak çalışıyorum. Yarışmanızda görüşmek üzere. Adım Derviş Aydın. Görüş'te ikamet etmekteyim. Kocaeli Görüş. Yaklaşık 15 yıldır uluslararası hizmet sağlayan bir firmada bölge yöneticisi olarak çalışmaktayım. Heyecanımı mazur görmenizi rica ederim. Saygılarımla. Merhabalar, ben Esra Bozbay. 22 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bu yıl mezun oldum. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisiyim halen. Kelimelerle aram hep çok iyi olmuştur. Bu özelliğimi küçük yaştan beri dedemle bulmaca çözerek kazandım aslında. Bu konuda kendime oldukça güveniyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba, ben Sena Özer. 35 yaşında iki çocuk annesiyim. Muhasebe mezunuyum ama muhasebeyi hiç sevmediğim için yıllarca hukuk alanında kendimi geliştirdim. Uzun yıllar çalıştım. Şu anda ikinci bebeğimden dolayı ev hanımıyım. Kısa bir ara verdim. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, özellikle alışveriş yapmak en sevdiğim şeyler arasında. Yarışmanızı çok severek takip ediyorum. Kendime güvenim oldukça yüksek. Başarılı olacağıma inanıyorum. Heyecanla seçileceğim günü bekliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim yine çok güzel videolar göndermiş misafirlerimiz. Onları daha fazla bekletmeyelim ve Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz diyelim. Bu akşam da başlardaki masalarda hanımlar, ortada beyler var. İki hanımefendi, iki beyefendiyle yolculuğumuza birazdan başlayacağız. Bu akşam bir numaralı masamızda Esra Hanım'la yarışacağız. İki numaralı masamızda Derviş Bey var. Üç numarada Berkay Bey ve dört numarada da Sena Hanım. Tekrar ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Bir numaradan Esra Hanım'ı tanıyarak başlıyoruz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Ben Esra Bozbağ, 22 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum, videoda izlediğimiz gibi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi PDR bölümü mezunu, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü. Açık Öğretim Fakültesinden de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyorum şu an. Heyecanlıyım, böyle bir yerde olduğum için de mutluyum aynı zamanda. Yarışmacılar arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada bulmaca tutkusu çocukluktan itibaren başlamış. Evet, yani galiba. Dedem emlaktı benim, hala da emlak kendisi. Kendisinin yanında yetişe yetişe böyle sürekli bulmaca çözerdi. Dede bu ne anlama geliyor, dede bu ne anlama geliyor diye sorarak kendimi geliştirme fırsatı edindim. Harika. Çok da şanslı hissediyorum bu konuda. Çok güzel. Umarım bu akşam faydasını da görürüz. Umarım. Yani cevaplar gelmese bile umalım keyifli geçer. Herkes için keyifli geçer. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ve iki numaraya Derviş Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Derviş Bey. Merhabalar. Merhaba. Derviş Aydın ben. Kocaeli Göç'ten katılıyorum. Aslen Bayburt'tuyum. Turizm İşletmeliği Otelcilik mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır uluslararası hizmet sağlayan bir firmada bölge yöneticisi olarak çalışıyorum. Arkadaşlara başarılar dilerim. Ben de size başarılar diliyorum Derviş Bey. Nasıl buldunuz rakipleri, ne dersiniz bu akşam için? Yani hepsi benden genç ama tecrübe de önemli. Ortaya karışık diyorsunuz. Evet, peki. Aynen öyle. İnşallah güzel geçer, sizin adınıza da keyifli geçer. Başarılar dilerim efendim. Ve 3 numaraya Berkay Bey'e geçiyoruz. Merhaba Berkay Bey. Merhaba, hoş geldiniz Berkay Bey. Hoş bulduk. Yarışmaya İstanbul Çengelköy'den katılıyorum. İsmim Berkay Yaşaran bu arada. 28 yaşındayım. Kastamonluyum. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Babadan kalma bir alışkanlık. Çok güzel ya. Bugün tam bulmacacılar günü gibi oldu. Evet. Yani gazetelerden buldukça, kenarlardan tırtıkladıkça öyle çözmeye çalışıyorum. Boru sesi diye başlayıp Boru sesi en sevdiğim ama buraya gelmeden önce de onunla konuşmuştum. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum çok. Ben de size başarılar diliyorum Berkay Bey. Teşekkür ederim. Ekran başı performansı nasıldı peki bizim yarışmada? Güzeldi. Güzel mi? Ekran başı. Şimdi o kadar çok şey yapmayayım da. Fena sonra, değildi diyelim. Sonra beklenti yükseliyor diyorsunuz. Evet. Peki efendim. Başarılar dilerim bu akşam. Ben Bilirim'de. Ve 4 numaraya Sena Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Sena Hanım. Hoş bulduk. Ben Sena Özel. 35 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Yarışmaya eşim Sedat sayesinde katılıyorum. Beni çok desteklediği için teşekkür ediyorum. Oğlum Yiğit'in şansı adına katıldım. Umarım başarılı olurum. Hadi inşallah Sena Hanım. İnşallah. Güzel geçer umarım. Eşinizin de başvurusu var mıydı yoksa Hayır, evde yok. Sizi motive ederek sizi mi? Beni motive etti. Biz sürekli izliyorduk yarışmayı. Bilgime güveniyorum. İnşallah şansım da yaver giderse başarılı olacağımı düşünüyorum. Peki başarılar derim Teşekkür efendim ederim. Size de. Sevgili seyirciler, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk turun ilk sorusu için Esra Hanım'la birlikte gidiyoruz harf tablosuna.
Bu akşamın ilk harf tablosu ekranda. Hangisiyle başlayalım Esra Hanım? Ceku'nun C'si olsun. Ceku'nun C'si 50 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi yiyecekler. Sorumuz geliyor. Rengi mora yakın olan ve yemeklere eşlik eden bir lezzettir. Nokta nokta turşusu. Süremiz başladı. Pancar. Pancar. Esra Hanım ben bilirimde seçtiği ilk sorudan 50 puan kazanır mı? Görelim. Kutlarız. İkinci sorumuz için Derviş Bey'deyiz efendim. Evet, eşim Fatma'nın F'si. Fatma Hanım'ın F'si 40 puan, kategorisi genel kültür ve ekranda. Masa, sini gibi eşyaların yemek yemek için hazırlanmış haline verilen addır. Süremiz başladı. Sofra. Sofra. ...40 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet. Evet, güzel. Esra Hanım ve Derviş Bey'le açılışları yaptık. Darısı Berkay Bey'in başına, harflerdeyiz. Yeter'in Y'si. Yeter'in Y'si 70 puan değerinde. Bu kez de eğitimden gelecekmiş efendim. Şu soru. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı ihtisas eğitimi veren kuruluştur. Hava nokta nokta meslek yüksekokulu. Süremiz başladı. Gelmedi. Sayıştay. Gelmedi. Hava Sayıştay. Evet, olmadı. Buyurun Esra Hanım. Sayıştay. Hava Sayıştay Meslek Yüksekokulu. Oldu mu? Olmadı. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı ihtisas eğitimi veren kuruluş... Hava nokta nokta meslek yüksekokulu Berkay Bey. Kurultay. Hava Kurultay meslek yüksekokulu oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı o kuruluş. Bir kutu daha. Buyurun Esra Hanım. Astsubay. Hava Astsubay meslek yüksekokulu. 50 puan kazandıracak mı Esra Hanım'a? Görelim. Kutlarız. İçeride sorularla ilgili sohbet ederken Berkay Bey bazen zor eğitim soruları geliyor demiştiniz değil mi? Evet. Galiba içeride evet. Çağırdık. Hatta çağırdık. Sizin soru ekrandayken karta da baktım tek eğitim kategorisi evet, sorusu Berkay bunu. Bey seçti. Sağlık olsun, birazdan yaparız açılışı. Sena Hanım'a döndük efendim, buyursunlar. Öykünün Ö'sü. Öykünün Ö'sü 60 puan. Kategorisi genel kültür. Soru şöyle efendim. İçindeki eşya ile birlikte kiraya verilen daire ilanlarında sıkça gördüğümüz bir ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? İçindeki eşya ile birlikte kiraya verilen daire ilanlarında sıkça gördüğümüz bir ifade. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha dediğim an Derviş Bey. Möbleli. Möbleli. 50 puan demek. Görelim. Tebrikler. Beşinci sorumuzun sahibi Esra Hanım. Denizli'nin D'si olsun. Denizli'de 70 puanımız varmış. Dil biliminden gelecek Esra Hanım. Şu sorumuz efendim. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında yer alan, resmi yazışmalarda kullanılan dil türüdür. Nokta nokta dil. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında yer alan, resmi yazışmalarda kullanılan dil türü nokta nokta dil. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Berkay Bey. Standart dil. Standart dil. Bu cevap Berkay Bey'e ilk puanını kazandırır mı? Görelim. Kutlarız.
Size de hayırlı uğurlu olsun Berkay. Teşekkür ederim. Açılış yaptık. Hayırlı olsun, güzel. Devamı gelir artık. Darısı birazdan Sena Hanım'ın da başına. Birazdan ilk puanı Sena Hanım'la da alırız umarım. Derviş Bey'le seçiyoruz harfimizi. Kerem'in K'si, oğlum Kerem'in K'si. Kerem'in K'si, Allah bağışlasın. 40 Allah. Puan değerinde binicilikten gelecek Derviş Bey. Şu sorumuz. Hipodromlarda yarış atlarının koşu öncesi yedekte gezdirildikleri ve jokeylerin son talimatları aldıkları yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açıyoruz. Hipodromlarda yarış atlarının koşu öncesi yedekte gezdirildikleri ve jokeylerin son talimatları aldıkları yer neresi olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Berkay Bey. Pedok. Pedok oldu mu? Pedok, hayır dediler. Derviş Bey? Padak. Padak. Görelim. Ona da hayır dediler. Sena Hanım? Pedak. Pedak mı aradığımız cevap? Yine hayır dediler. Buyurun Berkay Bey. Pedok. Sanki söylendi ama görelim. Olmadı ve buyurun Sena Hanım. Padik. Padik mi acaba orası? Görüyoruz. Padik de değilmiş Derviş Bey. Podak. Podak oldu mu? Galiba, buyurun Berkay Bey. Padok. Padok. Galiba bu alternatif kalmıştı bir tek. Görelim. Tebrikler. Padikler, pedoklar derken Berkay Bey İşin garibi izliyorum da at yarışı. Hani padoktan çıktı diye diyorlar sanırım. Padok evet, kalmış aklımda. Padok Berkay evet. Bey'e kazandırdı. Şimdi sorumuzun sahibi Berkay Bey. Neşet'in N'si. Neşet'in N'si 60 puan. Kategorisi müzik olacak. Sorumuz geliyor. Ne varsa her şey hatırımda, sanki daha dünmüş gibi sözleriyle başlayan Selda Bağcan ve Ferdi Özbeğen'den dinlediğimiz şarkıdır. Süremiz başladı. O günler. O günler. Görelim. Tebrikler. 8. sorumuzun sahibi Sena Hanım. Tokat'ın T'si. Tokat'ta da 40 puan var ve spordan bir soru varmış. Alırız efendim. 40 ila 50 kilometrelik parkuru en hızlı zamanda bitirenin kazandığı bir yol bisikleti yarışı branşıdır. Ferdi nokta nokta karşı. Süremiz başladı. Banta karşı. Ferdi banta karşı. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Derviş Bey. Piste karşı. Ferdi piste karşı. Oldu mu? Hayır dediler. Kutularımızdan biri açılıyor dediğim an Sena Hanım. Korta karşı. Görelim. Olmadı. Bir kutu açalım. 40 ila 50 kilometrelik parkuru en hızlı zamanda bitirenin kazandığı bir yol bisikleti yarışı branşı. En hızlı zamanda bitirenin kazandığı. En hızlı, buyurun Sena Hanım. Saate karşı. Ferdi saate karşı. En hızlı zamanda. Görelim. Tebrikler. Böylece Sena Hanım da seçtiği ikinci sorudan puanını aldı, açılışını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Yeniden döndük Esra Hanım'a. Sevginin S'si. Sevginin S'si 70 puan. Kategorimiz bu kez edebiyat olacak. Soru geliyor. Rıfat Ilgaz'ın okulda, tatil köyünde, paralı atlet gibi çocuk kitaplarına adını veren karakterdir. Nokta nokta Bahri. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Derviş Bey. Karamsar Bahri. Karamsar Bahri. Oldu mu? Olmamış. Nokta nokta Bahri okulda, nokta nokta Bahri tatil köyünde Berkay Bey. Ben devam ettireyim Derviş Bey'inkine. Kötümser Bahri. Kötümser Bahri.
Görelim. Değilmiş. Sena Hanım. Kararsız Bahri. Ne yaptınız Bahri ya? İki dakikada. Kararsız Bahri görelim. Olmadı. Misafirlerimiz Bahri'yi hayata küstürdü. Acaba aradığımız cevap ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini... Buyurun derviş. Çelimsiz Bahri. Çelimsiz Bahri mi aradığımız cevap? Hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. Bir... Buyurun Esra Hanım. Bahtsız Bahri olabilir mi? Bahtsız Bahri görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha. Berkay Bey. Varsa alırım. Yok, pas. Peki efendim, gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Bacaksız Bahri. Bacaksız Bahri. Evet, bu kadar hüznün ve sıkıntının ardından bacaksız Bahri gelir mi? Tebrikler. Evet, bu cevap Esra Hanım'ı 150 puanla liderlik koltuğuna taşıdı. Puan tablomuza birlikte bir göz atacak olursak Esra Hanım 150, Berkay Bey 120, Derviş Bey 90, Sena Hanım 30 puanla ısınmaya devam ediyorlar. Bir soru daha alacağız Derviş Bey'le. Evet, zor olsun. Ülkünün Üsü. Evet, yüksek puanlı soru seçelim dedik. Ülkünün Üsü 70 puan, kategorisi mecazmış. Soru geliyor. Öfkeyle, yüksek sesle bağırmak, coşmak, taşkınlık göstermek manalarındaki mecazi sözcüktür. Süremiz başladı. Kükremek. 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 Görelim. Tebrikler. Evet. Zoru sevmek güzel oluyor böyle. Ya şöyle bir algı var aslında, onu da hazır siz konusunu açmışken belirtmiş olayım. Yani zorluk kolaylıktan öte cevabın uzunluğu puanı belirliyor. Her soru 10 puan değerinde, pardon, her harf 10 puan değerinde. Bazen içinden yarışmacılarımızın daha aşina olduğu cevaplar da çıkabiliyor. Çünkü herkesin uzmanlığı farklı olduğu için o zorluk kolaylık daha göreceli oluyor ama Derviş Bey hakkını verdi, puan aldı, tebrik ederiz. Teşekkür Şimdi ederiz. Berkay Bey seçecek sorumuzu. Berkay'ın B'si. Berkay'ın B'si 40 puan. Kategorimiz coğrafya olacak efendim. Soru geliyor. Çırçır Şelalesi ve tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii ile bilinen Elazığ ilçesidir. Süremiz başladı. Akbey. 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 Elazığ'ın Akbey ilçesi dedik. Berkay Bey'e 40 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Derviş Bey. Keban. Keban. Bu kez 40 puan kazanır mıyız? Tebrikler. Evet, 200 puanı gördü liderlik koltuğunda Derviş Bey bu cevabın ardından. Bu arada ekranımıza Çırçır Şelalesi geldi. Elazığ'ın Keban ilçesindeki doğal güzelliklerden biri. Yusuf Ziya Paşa Camii de ekranımızdaydı efendim. Şimdi yeni soru vakti. Sena Hanım için harflerdeyiz. Rize'nin R'si. Rize'de 60 puanımız var. Kategorisi tarih. Soru şöyle. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Avrupa toprağıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Belgrad. Belgrad. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Esra Hanım az önce Derviş Bey'e devrettiği liderlik koltuğuna yeniden geçti. Şimdi kendi sorusunu seçiyor. Hatay'ın H'si olsun. Hatay'da 60 puanımız var. Kategorisi bu kez kişi isimleri ve anlamlarıymış ve geliyor efendim. Işıklı ay, ışık saçan anlamına gelen Farsça kökenli bir isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Derviş Bey. Cevahir. Cevahir. Doğru mu? Görelim. Cevahir'e hayır dediler. Başka ne olabilir? Işıklı ay, ışık saçan Berkay Bey. Şüheyda. Şüheyda. Evet. Oldu mu? Değilmiş. Derviş Bey. Şüheyla. Şüheyla mı aradığımız cevap? O da değilmiş. Sena Hanım. Süheyla. Süheyla mı? Değilmiş. Bir kutu açıyoruz.
Bir kutu daha. 40 puanımız var Derviş Bey. Mahinur. Mahinur. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Yani başta kalmadı. Yok çıkardı daha, çok çıkardı da. Kutular gelince biraz daha seçenek azaldı. Derviş Bey'e gitti puanımız. Şimdi yeni soru sahibi Derviş Bey. Evet. Derviş'in D'si. Derviş'in D'sini daha önce başka bir misafirimize vermişiz. Pardon. Estağfurullah. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'de 60 puanımız var. Türkülerimizden gelecek Derviş Bey. Şu sorumuz. Fermanası kırmızı, kah giyer kah sallanır, hep kırar belimizi. Sözleri geçen Şanlıurfa türküsüdür. Kara nokta nokta kızı. Süremiz başladı. Kara çingene kızı. Aradığımız cevap... Acaba Derviş Bey'den gelen mi? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Fermanası kırmızı, kah giyer kah sallanır, hep kırar belimizi. Aradığımız Şanlıurfa türküsü hangisi olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Sena Hanım. Çadırlı kızı. Kara çadırlı kızı oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Berkay Bey. Uymadı harf gelince. Uymadı, gelmedi. Çadırın. Ah, Sena Hanım. Çadırın kızı. Çadırın kızı. Görelim. Tebrikler. Berkay Bey erken pes etti, gelmedi dedi. Evet, bu arada evet. Sistemden hayırı duyduk ve Sena Hanım tamamladı, tebrik ederiz. Yola devam ediyoruz efendim. Bu kez Berkay Bey seçecek harfi. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 60 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz şöyle. Mayalanmak, bozulmak veya kaşlarını çatıp suratı küskün bir hal almaktır. Süremiz başladı. Ekşimek. Ekşimek. Görelim. Tebrikler. Sena Hanım seçiyor. Bir soru daha. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'da 50 puanımız var. Bu kez de mesleklerden gelecekmiş. Sena Hanım şu sorumuz. İtfaiye amirine bağlı olarak görev yapan, kendisine bağlı personelin arasında iş bölümü yapan görevlidir. İtfaiye nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Derviş Bey. İtfaiye çavuşu. İtfaiye çavuşu. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Artık ilk turumuzda son 8 sorumuza giriyoruz. Esra Hanım'la birlikte efendim. Buyursunlar. Adana'nın ağası olsun. Adana'mızda da 60 puanımız var. Bu kez atasözlerinden gelecek şu soru. Atasözümüze göre umduğunu değil, bulduğunu yiyen kişidir. Süremiz başladı. Misafir. Misafir. Hemen yan masa komşunuz Derviş Bey onaylıyor cevabı. Misafir. Görelim. Tebrikler. Derviş Bey seçiyor efendim. Son 7 soru ilk turda. Patatesin P'si. Patatesin P'si 30 puan değerindeymiş. Bir anlam bilgisi daha var. O da şöyle sorulmuş. Sinir anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Azap. Azap. Sinir anlamındaki kelime görelim. Azap olmadı. Sena Hanım. Asap. 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 Evet. Yine yan masalardan onaylar geliyor. Görelim. Tebrikler.
Doğru cevap gelince ekipte bir jüri hali oluyor. Evet canım, asap. Tebrik ederiz Sena Hanım'ı. Teşekkür ederim. Efendim, yeni sorumuzun sahibi Berkay Bey. Zonguldak Z'si. Zonguldak'ta 40 puanımız var. Bu kez giyimden gelecek efendim şu soru. Kış aylarında giyilen genellikle uzun kollu örme üst giysisidir. Süremiz başladı. Kazak. Kazak. Berkay Bey'e 40 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. İlk turda son 5 soru Sena Hanım'dayız efendim. Giresun'un G'si. Giresun'da da 60 puanımız varmış. Bu kez mecaz kategorisinden alıyoruz soruyu. Davranışlarda tutarlılığını yitirmek anlamındaki mecazi sözdür. Nokta nokta bozulmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Dengesi bozulmak. Dengesi bozulmak. Davranışlarda tutarlılığını yitirmek. Görelim. Tebrikler. Evet, bu cevabın ardından kaldı elimizde son 4 soru. Son 4'e girerken puanlara bakacak olursak 280-280 Berkay Bey ve Derviş Bey. Esra Hanım 270, Sena Hanım 90. Esra Hanım'dayız. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 70 puan kazandırabilir. Bu kez ekonomiden gelecek efendim şu soru. Normal ağırlığı 3,508 gram olan ve ziynet eşyası şeklinde de kullanılan 22 ayar cumhuriyet altınıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Halk arasında yaygın kullanılan bir ismi daha var. Darphanede de bu isimle adlandırılmış. Buyurun Berkay Bey. Yirmilik. Yirmilik. Oldu mu? Olmadı. Yaygın kullanılan bir ismi var. Darphanede de o yaygın kullanılan isme bir... 3 harf eklenilmiş Esra Hanım. Yarımlık. Yarımlık. 60 puan. Görelim. Tebrikler. İlk turda son 3. Derviş Bey'deyiz efendim. Buyursunlar harfler. Van'ın V'si. Van'da da 50 puanımız var. Anlam bilgisinden alacağız bu kez şu soruyu. İç sıkıntısı anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Kasvet. Kasvet. Bu cevabıyla Derviş Bey de 300 puanı aşar mı? Tebrikler. Berkay Bey seçiyor bu turdaki son sorusunu. Iğdır'ın ısı. Iğdır'da da 40 puanımız var ve sinemadan gelecek Berkay Bey şu sorumuz. Tarık Akan ve Hale Soygazi'nin rol aldığı aynı kıza aşık olan iki balıkçının hikayesini anlatan filmdir. Nokta nokta deniz. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Derviş Bey. Acılı deniz. Acılı deniz. Oldu mu? Acılı deniz olmamış. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Derviş Bey. Cevap yok. Peki, gelmedi. Buyurun Sena Hanım. Kanlı Deniz. Kanlı Deniz. Aradığımız o Yeşilçam filmi Kanlı Deniz mi görüyoruz? Tebrikler. Sena Hanım'ı da yüz barajın üzerine taşıdı. 120 puana ulaştırdı bu cevap. Aradığımız filmimizin afişi de ekranımıza geldi efendim. Tarık Akan ve Hale Soygazi'nin rol aldığı film. Artık son soru Sena Hanım'ın sorusu. Urfa'nın U'su. Kalan Urfa'nın U'su, Şanlıurfa'nın U'su vardı. Canlılar Dünyası'ndan geliyor sorumuz.
Alman levreği, dişi balık gibi isimlerle de anılan, genellikle tatlı ve az tuzlu sularda yaşayan eti lezzetli balıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Çupra. Çupra aradığımız cevap mı? Değilmiş. Buyurun Berkay Bey. Kumru. Kumru. Oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu açalım. Buyurun Derviş Bey. Sumru. Sumru mu aradığımız o balık? Hayır dediler. Gelecek Derviş Bey. Şimdi aktif hale gelecek. Buyurun. Buyurun Derviş Bey. Subye. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Birazdan görselini de ekrana getireceğimiz o balık hangisi olabilir? Alman levreği ve dişi balık isimleriyle de anılırmış. Açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Kalan 10 puan Derviş Bey, buyurun. Sudek. Sudek. Görelim. Değilmiş. Berkay Bey. Sudak. Sudak. İlk turun son 10 puanı Berkay Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Bu kez jüri de tam karar veremedi. Kimse cevabı destekleyemedi. Tebrik ederiz Berkay Bey'i. Ekrana da görseli geldi efendim, aradığımız balığın. Şimdi puan tablosuna bakma vakti ilk turun ardından. Derviş Bey ve Esra Hanım liderlik koltuğunu paylaşıyor. 330-330. Berkay Bey 290. Sena Hanım da 120 puan topladı ilk turda. Esra Hanım'dan başlayarak birer değerlendirme cümlesi almak isterim. Ne dersiniz Esra Hanım? Nasıldı ilk tur? Gayet çekişmeliydi bence. Evet, çok yakın puanlar. Evet, puanlar birbirine çok yakın, o yüzden biraz daha çaba göstermem gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım ikinci tur neler getirecek? Bakalım. Başarılar dilerim efendim. Teşekkürler. Derviş Bey, nasıl buldunuz kendinizi? Ben çok heyecanlıydım, baştan söylemiştim zaten ama sağımda da solumda da bulmaca merakları var. Aradan iyi sıyrıldım gibi geliyor bana şu anda. Evet, ilk tur iyiydi. Zaten çok yakınız dediğim gibi. İnşallah ikinci tur daha da güzel olur herkes için. Başarılar Derviş Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Berkay Bey, siz nasıl buldunuz kendinizi? Kendimden çok rakipler güçlü. Yani birbirine yakın olmazsa daha çekişmeli oluyor. Daha güzel oluyor bence, daha zevkli. Bakalım ikinci turda neler olacak? Pişman eden soru oldu mu ilk turda? Pişman eden soru pasladıklarım oldu bir iki tane. Pasladıklarım. İsmini vermek istemiyoruz. İsmini vermek istemiyorum. Peki başarılar derim Berker Bey ikinci turda da. Sena Hanım, siz nasıl buldunuz kendinizi efendim? Yani daha iyi olmam gerekiyor. Bildiğim yerlerden denk gelmiyor maalesef. Kendi sorularımı bilemiyorum. O yüzden de puanım biraz düşük. Umarım ikinci etapta daha iyi olur. Hadi inşallah herkes için güzel bir tur olur. İnşallah. Efendim misafirlerimizin hedefleri, umutları büyük ikinci tura dair. Finale kimler yükselecek onu görmek için birlikte ikinci turumuza geçiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Esra Hanım'la birlikte ilk harfimizi seçerek. Yozgat'ın Y'si olsun. Yozgat 100 puan değerinde, kategorisi genel kültür olacak. Sorumuz şöyle. Logosunda yukarıya doğru açılmış iki el ve ortasında ay yıldız bulunan bakanlıktır. Nokta 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 Hizmetler Bakanlığı. Süremiz başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Esra Hanım ikinci tura 100 puan kazanarak başlar mı? Görelim. Kutlarız. Derviş Bey ile gidiyoruz ikinci sorumuz için harflere. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 120 puan değerinde. Bu kez edebiyattan gelecekmiş efendim sorumuz. Fransa'nın dönüşümünü ve roman kahramanının düşüşünü anlatan, Paris ve Taşra kıyaslaması yapan Balzac eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Aradığımız Balzac eseri hangisi olabilir? Bir kutu daha geliyor. 80'e düştük. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha.
Buyurun Esra Hanım. Sönmüş hayalet, yok hayaller. Sönmüş hayaller. 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 Görelim. Tebrikler. Evet, bu akşam 500 puanı gören ilk misafirimiz Esra Hanım oldu. 500 puanla liderlik koltuğunda, tebrik ederim. Şimdi Berkay Bey seçiyor sorusunu. Derviş Bey seçtiği için seçememiştim. Fatma'nın T'si. Fatma'nın T'si. Evet. Bu kez 100 puanımız var ve kategorisi deyimler olacak Berkay Bey. Sorumuz şöyle. Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmaktır. Nabzına göre nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Şerbet vermek. Nabzına göre şerbet vermek. Görelim. Kutlarız. Harflerimiz Sena Hanım için geliyor. Yumuşak ye. Yumuşak ye'mizde de 100 puanımız var. Bu kez insan vücudundan geliyor efendim sorumuz. İnsan vücudunda yağların asıl sindiriminin başladığı organdır. Süremiz başladı. İnce bağırsak. İnce bağırsak. Yüz puan kazandırır mı? Tebrikler. Bu turun 5. sorusunun sahibi de Esra Hanım. Kastamonu'nun K'sı olsun. Kastamonu olsun. 140 puan değerinde efendim. Kategorisi dil bilgisi. Sorumuz şöyle. Bir kişiden söz ederken o dediğimizde kullandığımız kişi zamiridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diyor Berkay Bey. Evet. Oldu mu? Görelim. Tebrikler. Lider değişti. Berkay Bey bu cevabıyla 530 puanla yeni liderimiz, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyursunlar, Derviş Bey'deyiz efendim. Geliyor harfler. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si 140 puan da burada var. Müzikten gelecekmiş. Şu sorumuz. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sözlerinin geçtiği eserdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Buyurun Sena Hanım. Dudaklarında Buse. Dudaklarında Buse. 140 puan kazandıracak mı? Görelim. Hayır dediler. Misafirlerimiz içinden söylüyor şu an şarkıyı Derviş Bey. Dudaklarımda şiir. Dudaklarımda şiir. Oldu mu? Buyurun Derviş Bey. Dudaklarımda name geldi herhalde değil mi? Dudaklarımda name. Oldu mu? O da değilmiş Sena Hanım. Dudaklarında arzu. Dudaklarında arzu. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Dedim acaba yine epey dolanacak mıyım? Bu kez Sena Hanım gördü. Sena Hanım da yarışta daha da iddialı bir hale geldi. 360'ı gördü. Tebrikler. Yeni sorumuzun sahibi ise Berkay Bey. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale 130 puan. Birlikte bir söz arayacağız. Sorumuz şöyle efendim. Su ürünlerine düşkün olmayı ifade eden bir sözdür. Denizden nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Babam çıksa yerim. Denizden babam çıksa yerim. Görelim. Tebrikler. Var mıdır bu derece ilgi Berkay Bey sizde deniz ürünlerine, deniz mahsulüne? Ben de şahsen yok. Sadece yok. Balık. Sadece balık yerim. Babam o da orta çıksa karar. Peki. Güzel geldi yalnız. Tablo arka arkaya senin, evet, cevaplarla 660'ı gördünüz. Tebrik ederim. Evet, şansıma biraz da. Güzel. Teşekkür ederim. Nazar değmesin. Şimdi Sena Hanım'dayız. Harflerdeyiz.
Van'ın V'si. Van'ın V'si 100 puan, kategorisi tiyatro olacak. Soru şöyle. İskender Pala'nın yazdığı, devlet tiyatrolarında sahnelenen ünlü Türk şairi ve hiciv ustasını anlatan oyundur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Devlet Savaşı. Efendim? Devlet Savaşı. Devlet Savaşı. Oldu mu? Hayır dediler. İskender Pala'nın yazdığı, devlet tiyatrolarında sahnelenen ünlü Türk şairi ve hiciv ustasını anlatan oyun. Buyurun Derviş Bey. Servet Savaşı. Servet Savaşı görelim. Hayır dediler. Kişinin ismiyle oyunun ismi aynı. Yani ekranda bir isim var aslında. Ne olabilir? Ünlü Türk şairi ve hiciv ustası. İlk satırı unutursak. Buyurun Berkay Bey. Mehmet Savaşı. Mehmet Savaşı. Görelim. Savaştan kopamıyoruz. Ne olabilir aradığımız isim? Ünlü Türk şairi ve hiciv ustası. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Esra Hanım. Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik. Neyse, Neyzen Savaşı gelmedi. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Evet, bir savaşı kodladık kafaya. Herkes bir savaş üzerinden gitti. Aradığımız cevap Neyzen Tevfik'te. Esra Hanım tebrikler. Yeni soru alıyoruz. Sena Hanım'ın sorusunda puanlar Esra Hanım'a gitmiş. Bakalım Esra Hanım'ın sorusunda kime gider? Ceku'nun C'si olsun yine. Ceku kimdi? Köpeğim. Köpeğiniz mi? Evet. İlk turda da Ceku'yla seçmiştik. Evet. 140 puan değerinde. Genel kültürle alıyoruz soruyu. Havalimanlarında, kontrol noktalarında X-ray cihazıyla güvenlik hizmeti veren görevlidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Koruyucu personel. Koruyucu personel. Evet, koruyucu personel. Oldu mu? Hayır dediler. Havalimanlarında, kontrol noktalarında X-ray cihazıyla güvenlik hizmeti veren görevli Berkay Bey. Yardımcı personel. Oldu mu? O da değilmiş Sena Hanım. Tarayıcı personel. Tarayıcı personel. Görelim. Tebrikler. Efendim, puanlar birbirine daha da yaklaştı. Tabloya bir kez daha dönecek olursak son durum şöyle. 660, 590, 500, 330. Yeni soru vakti. Sorumuzun sahibi Derviş Bey. Patatesin P'si. Patatesin P'si kalan sorularımız arasında en yüksek puanlısı, 170 puan. Trafikten gelecek Derviş Bey için şu soru. Mavi zemin üzerinde kırmızı çarpı işareti bulunan çember şeklindeki trafik levhasının anlamıdır. Nokta nokta ve nokta 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 yasaktır. Süremiz başladı. Beklemek ve park etmek yasaktır. Beklemek ve park etmek yasaktır. Görelim. Hayır dediler, harfler uymuyordu. Berkay Bey? Duraklamak ve park etmek yasaktır. Duraklamak ve park etmek yasaktır. Çok güzel puanı vardı. Evet. 170 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, sorumuzda da tanımlanan tabelamız ekranımıza geldi efendim. Berkay Bey 830'u gördü bu cevabın ardından. Şimdi soru seçiyoruz. Adana'nın ağası. Adana 150 puan. Kategorisi atasözleri ve sorumuz ekranda. Netleşmeye başlayan bir durumun sonu tahmin edilir. Gizlense de gerçekler ortadadır anlamındaki sözdür. Nokta 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 istemez. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Görünen köy kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemez. 150 puan kazandırır mı? Tebrikler.
Liderlik yarışında fark 90 puana düştü. 830-740 oldu efendim puan tablomuz. Yeni soru alıyoruz Sena Hanım'la birlikte. Ürdün'ün üssü. Ürdün 130 puan kazandırabilir. Bu kez de tescilli lezzetlerden gelecek şu soru. Zırhtan geçirilmiş et ve bir meyvenin fırında ya da mangalda pişirilmesiyle hazırlanan tescilli yemektir. Gaziantep nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Özellikle sorudaki meyvenin ifadesi kritik. Ne olabilir aradığımız cevap? Zırhtan geçirilmiş et ve bir meyvenin pişirilmesiyle hazırlanan tescilli yemek. Birazdan görselini de göreceğiz. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Meyvenin. Buyurun Sena Hanım. Yaş üzümlü kebabı. Yaş üzümlü kebabı oldu mu? Olmamış. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Zırhtan geçirilmiş et ve bir meyvenin pişirilmesiyle. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Esra Hanım buyurun. Yeni dünya kebabı. Yeni dünya kebabı. 100 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, lider değişti. Birazdan puan tablosuna döneceğiz. Görseli ekranımıza geldi efendim. Yeni dünya ve zırhtan geçirilmiş etle hazırlanan Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli lezzeti ekranımızdaydı. Tabloya dönecek olursak son 8 soruya girerken Esra Hanım 840, Berkay Bey 830, Sena Hanım 500, Derviş Bey 330. 4 misafirimizin de final şansı devam ediyor. Esra Hanım'la yola devam ediyoruz. Bursa'nın B'si. Bursa 120 puan değerinde genel kültürden alacağız şu soruyu. 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın 1950'de mezun olduğu yüksek öğretim kurumudur. Nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Derviş Bey. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Derviş Bey'i 450 puana taşıdı bu cevap. Ekranımıza da 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal geldi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Ve yolumuza devam edelim Derviş Bey'le. Giresun'un G'si. Giresun 130 puan kazandırabilir. Bu kez müzelerden gelecekmiş Derviş Bey. Şu sorumuz. Türkiye'nin ilk sualtı müzesi olarak bilinen kültür noktasının yer aldığı il ve ilçedir. Süremiz başladı. Antalya Manavgat. Antalya Manavgat. İkinci turumuzda bir süre suskun kalan Derviş Bey son sorularda yaptığı atakla final için iddialı hale gelir mi? Görelim. Kutlarız. Evet, Sualtı Müzesi'nden görsel de ekranımıza geldi. Puan tablosuna bakacak olursak Derviş Bey de 580 puanla üçüncülük koltuğunda. Artık finale sadece 6 sorumuz kaldı. Berkay Bey'deyiz. Ordu'nun olsu. Ordu'da 80 puanımız var. Bu kez mecaz kategorisinden geliyor sorumuz. İçinden çıkılması zor, çapraşık anlamındaki mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Dolambaçlı. Dolambaçlı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Esra Hanım 900 puanında üzerine çıktı ve 920'yi gördü efendim. Yeni sorumuzun sahibi ise Sena Hanım. Finale son 5.
Sena'nın sesi. Sena'nın sesi kalan sorular arasında en yüksek puanlısı, 130 puan. Bu kez ülkelerden geliyor şu soru. Ürdün'ün batısında, Lübnan'ın güneyinde yer alan, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Orta Doğu ülkesinin resmi adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Ekrandaki sorumuz dahil final turumuza sadece 5 sorumuz var. Sonucu etkileyebilecek sorulardan biri ekranda ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Ürdün'ün batısında, Lübnan'ın güneyinde yer alan, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Orta Doğu ülkesinin resmi adı Esra Hanım. Filistin Devleti. Filistin Devleti. 120 puan kazandırır mı? Tebrikler. Final turuna kaldı son 4 soru. 4 misafirimizin de final şansı devam ederken Esra Hanım'dayız. Manisa'nın M'si. Manisa 90 puan, kategorisi tabirler olacak. Soru şöyle. Bir şeyin büyüklüğünü ve iriliğini tarif ederken kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir şeyin büyüklüğünü ve iriliğini tarif ederken kullanılan tabir. Bir kutu daha. Buyurun Derviş Bey. Yumruk kadar. Bir daha alabilir miyim? Yumruk kadar. Yumruk kadar. 70 puan kazandıracak mı? Derviş Bey'e yumruk kadar cevabı. Görelim. Tebrikler. Böylece final turumuza kalan soru sayımız artık 3'e düştü efendim. Buyursunlar, Derviş Bey seçiyor onlardan birini. Isparta'nın ısı. Isparta 90 puan kazandırabilir. Kategorisi deyimler, soru şöyle. Ateş ve ter nöbetleriyle titremeye başlamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Esra Hanım. Sıtma tutmak. Esra Hanım söyledi, ben de söyleyebilecek miyim acaba? Sıtma tutmak. Görelim. Tebrikler. Böylece final turumuza son 2 soru kala finalistlerimiz netleşti. Birazdan Esra Hanım ve Berkay Bey ile final turunda yarışacağız. Nihai tabloyu görmek için son 2 sorumuzdan birini Berkay Bey ile alıyoruz. Yine İzmir'in iyisi. İzmir'e gidiyoruz. 80 puan kazanabiliriz ve sinemadan gelecek sorumuz. Bir göçebe beyliğinde yaşanan aşk hikayesini anlatan Serdar Gökhan ve Hülya Koçyiğit'in rol aldığı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir göçebe beyliğinde yaşanan aşk hikayesini anlatan Serdar Gökhan ve Hülya Koçyiğit'in rol aldığı film. Derviş Bey buyurun. Gönül Çimen. Gönül Çimen. Gönül Çimen. Oldu mu? Olmadı. Berkay Bey? Gönül Çiçek. Gönül Çiçek. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Derviş Bey? Varsa alırım. Yok, devam edelim. Peki, gelmedi. Berkay Bey? Varsa... Uyduramadım şu an. Peki, gelmedi. Derviş Bey? Görçe Çiçek. Görçe Çiçek. Görçe Çiçek. Görçe Çiçek. Görçe Çiçek. Oldu mu? Olmadı Sena Hanım. Gökçe Çiçek. Gökçe Çiçek. Bu cevap Derviş Bey'e de mantıklı geldi. Gökçe Çiçek. Aa, görelim. Evet. Tebrikler.
Evet, aradığımız filmimizin afişi de ekranda efendim. Artık ilk turu tamamlamıştık. İkinciyi de tamamlıyoruz Sena Hanım'la birlikte. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 80 puan. Kategorisine bakacak olursak coğrafya soru geliyor. Doğusunda Harmancık, batısında Mustafa Kemal Paşa, güneyinde ise Balıkesir'e bağlı Dursun Bey bulunan Bursa ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turun son sorusunun puanı için buyursunlar Berkay Bey, sizdeyiz. Güzelşehir. Güzelşehir oldu mu? Hayır dediler. Derviş güzel, Bey. Güzelbahçe. Güzelbahçe görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Aradığımız Bursa ilçesi Berkay Bey. Büyükbahçe. Büyükbahçe mi? O da değilmiş efendim. Bir kutu daha. Aradığımız Bursa ilçesi Berkay Bey. Büyük Orhan. Büyük Orhan. 60 puan görüyoruz. Tebrikler. Böylece toplam 44 soruyu geride bıraktık. 2 turu geride bıraktık. Puan tablosuna bakacak olursak finaldeki misafirlerimiz 1130 puanla Esra Hanım ve 890'la Berkay Bey. Kutlarız. Gerek Derviş Bey'in gerekse Sena Hanım'ın ara ara güzel atakları vardı. Fakat rakipler de tempoyu son sorularda biraz daha artırdılar. Bu akşamın üçüncüsü 650 puan toplayan Derviş Bey oldu. Sena Hanım da ben bilirim de 550 puana ulaştı. Tebrik ederiz. Evet, final turumuza geçmeden vedalaşacağımız misafirlerimizden Sena Hanım ne der merak ederim. Bu kadar zor geçeceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Çok zorlandınız mı? Bana gelen sorular hiç bilmediğim yerlerden geldi. Bir de butonu sanırım ayarlayamadım. Yani birçok bildiğim soruda basmama rağmen maalesef aktif edemedim. Arkadaşlarıma gitti. Başarılar diyorum. İyi olan kazansın. Peki tam tersini düşünen var mı içimizde? Bana gelen sorular tam istediğim yerdendi. Butonu da her istediğimde aldım diyen var mı? Ben sizde her istediğimde aldım diyebilirim. Ben de evet. Neredeyse. Çünkü şöyle bir şey var, bu galiba refleksle çok ilgili. Geçtiğimiz günlerde çektiğimiz bir bölümde 3 numaradaki misafirimiz sürekli benim butonum acaba sıkıntılı mı, bende bir şey var. Bu kez de mesela Berkay Bey tam çok tersi orada sıyrıldı. Hafif basıyorum. Hafif gayet basıyorum. Güzel alıyor. Algılıyor. Evet. Çok güzel, bana bunlarla gelin. Teşekkür ederim. Sena Hanım çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir performans. Aslına bakarsanız oradaki dengeler dediğiniz gibi saniyelik dengeler evet. Çok etkiliyor sonucu. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Ben efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Derviş Bey. Evet. Benim için çok heyecan vericiydi. Aslında birkaç soruda, hatta 4-5 soruda bildiğim halde ya botona geç bastım. Ya işte o %5 puan soruda da biraz ilk saniye daha bekleseydim yapardım. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlarla başarılar diliyorum. İkisi de zaten güzel yarıştı. Tebrik ederim size bu arada. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz Derviş Bey. Emek verip geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık bir kez daha efendim. Teşekkür ederim. O zaman biz izninizle artık son sorularımıza geçelim. Şu an aradaki fark sadece 2 soru. 2 soru öndeki Esra Hanım mı? Yoksa 2 soru geriden gelip Berkay Bey mi? Bu akşamın birincisi olacak. Hadi onu da birlikte görelim. Finale geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de günün birincisi kim olacak onu belirleyeceğimiz sorularımıza geldik. Final turumuza geldik. Şu an avantaj 2 soruyla Esra Hanım'da. İlk kategorimizi de Berkay Bey ile seçeceğiz. Hazır mısınız Berkay Bey? Hazırım. Buyursunlar efendim, bu akşamın kategorileri geliyor. Bu akşam Hatay, müzik, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, sinema ve ülkeler varmış. Hangisiyle başlayalım Berkay Bey? Ülkeler J harfi. Ülkeler J harfi, cevapta göreceğimiz harf, soru şöyle. Bir sahra altı Afrika ülkesi olan Güney Sudan Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı. Jaka. Jaka. Görelim. Jaka'ya hayır dediler. Bu soruda... İki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Güney Sudan Cumhuriyeti'nin başkenti. Açabileceğimiz
İkinci ve son kutu da geliyor. 10 saniyenin altına düştük. Esra Hanım buyurun. Juba. Juba. Juba doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Görelim. Tebrikler. Efendim, ikinci sorumuz için Esra Hanım'la gidiyoruz kategorilere. Ben de ülkeler O diyeyim. Ülkeler O harfi kategorimizi tamamlıyoruz. Buyursunlar. Uluslararası para birimi kodu LAK olan yaklaşık 7 milyonluk nüfusa sahip Asya ülkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Berkay Bey. Laok. 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 Cevap doğruysa fark yeniden iki soruya düşecek. Aradığımız o ülke Laok mu? Görelim. Olmadı. İki misafirimizin de birer hakkı daha var ve açabileceğimiz son kutu açılıyor. Buyurun Berkay Bey. Laos. Laos. Ülkeler kategorisinin bir cevabı Esra Hanım'dan gelmişti. Diğer cevap Berkay Bey'den gelir mi? Görelim. Tebrikler. Efendim, yeniden kategorilerdeyiz Berkay Bey'le. Yine Fatoş'un T'si. Fatoş'un T'si, yani sinema mı diyoruz? Sinema diyorum. Buyursunlar efendim, soru şöyle. Aynı iş yerinde çalışmaya başlayan Erol ve Şakir'in maceralarını anlatan Zeki Alasya, Metin Akpınar filmidir. Nokta nokta duymasın. Süremiz başladı. Patron duymasın. Patron duymasın. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Patron duymasın. Görelim. Tebrikler. Böylece kalan soru sayımız 7 oldu. Aradaki farkımızda bir soru Esra Hanım lehine. Şimdi yeniden kategori seçiyoruz Esra Hanım'la. Müzik M olsun. Müzik kategorisi M harfi geliyor. Nafile yanar elim dudağım, seni bana yar ederler mi? Sözleri geçen 90'larda popüler olmuş Sibel Alaş şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda bir kutu açma hakkımız var. Nafile yanar elim dudağım, seni bana yar ederler mi? Sözleri geçen 90'larda popüler olmuş Sibel Alaş şarkısı. Açabileceğimiz o tek kutu açılıyor. Buyurun Berkay Bey. Adam. Adam. Cevap doğruysa bu kez Berkay Bey liderlik koltuğuna geçecek. Adam görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 6, aradaki fark 1 soru. Bu kez Berkay Bey lehine, yeniden kategorilerdeyiz Berkay Bey'le. Neşet'in N'si. Neşet'in N'si, sinema kategorisi de tamamlanıyor. Buyursunlar. Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı, Tarkan'ın Attila'nın oğlunu esaretten kurtarmasını anlatan filmdir. Tarkan altın nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tarkan altın. Buyurun. Madalyon. Madalyon. Evet. Tarkan altın madalyon. Cevap doğruysa bu kez de Esra Hanım az önce devrettiği koltuğu yeniden almış olacak. Görelim. Tebrikler. 5 sorumuz kaldı. 1 soruluk fark var Esra Hanım lehine. Kategorilerdeyiz. Bu kez Esra Hanım'da.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan olsun. Ahmet'in ağası olsun. Ahmet'in ağası Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Geliyor efendim sorumuz. Yakup Kadri'nin bir aşk hikayesi eşliğinde konak yaşamının çöküşünü ve toplumsal değişimi anlattığı romanıdır. Hep o nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda buyurun Berkay Bey. Hep o hayat. Hep o hayat. Cevap doğruysa Berkay Bey yeniden lider olacak. Hep o hayat. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. İki misafirimizin de birer hakkı daha var. Açabileceğimiz tek kutumuzu açıyoruz. Hep o son 20 saniye. On saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniyeye kalmadan buyurun Berkay Bey. Hep o saray, saray. Hep o saray. Yakup Kadri'nin bir aşk hikayesi eşliğinde konak yaşamının çöküşünü ve toplumsal değişimi anlattığı romanı Hep o Saray mı? Görelim. Hayır dediler. Esra Hanım da ikinci ve son hakkını kullanmamayı tercih etti. Peki aradığımız o eser hangisiymiş? Hep o görüyoruz efendim. Şarkıydı aradığımız eser. Buradan puan alamadık. Kalan soru sayısı 4. Aradaki fark 1 soru. Yeniden kategorilerdeyiz. Buyursunlar Berkay Bey. Müzik kategorisi Edirne'nin neresi? Müzik kategorisinde tamamlıyoruz E harfiyle. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor? Sözleriyle başlayan Tanju Okan'dan dinlediğimiz şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor? Buyurun hep Berkay Bey. Hayret. Hayret. Cevap doğruysa Berkay Bey avantaj yakalayacak. Görelim. Hayır dediler Hayret'e. Açabileceğimiz kutumuz da kalmadı çünkü Berkay Bey iki hakkını kullanmış oldu. Esra Hanım için süre işliyor. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Esra Hanım butona gitmemeyi tercih etti. Ne dedik? Hayret dedik değil mi Berkay Bey? Evet. Evet, aradığımız cevap neymiş? Hadi birlikte görelim efendim. Hasretti aradığımız cevap. Puan alamadık. Sona doğru ilerliyoruz. Kalan soru sayısı 3, fark 1 soru. Yeniden kategorilerdeyiz Esra Hanım'la. Hatay Y olsun. Hatay Y harfi şöyle sorulmuş. 1574'te Mimar Sinan'ın inşa ettiği 2. Selim Camii'nin ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin bulunduğu Hatay ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız Hatay ilçesi hangisi olabilir? Bu soruda da bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutuyu açıyoruz. Son 15 saniye. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Bu kez iki tarafta denemedi. Evet. Butona gitmedi. 1574'te Mimar Sinan'ın inşa ettiği 2. Selim Camii'nin ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin bulunduğu Hatay ilçesi geliyor efendim. Pay astı aradığımız cevap. Burada da es geçmiş olduk ve artık kaldı son iki soru.
belki de dönüm sorusu bu soru olacak. Evet. Buyursunlar efendim kategoriler. Berkay Bey seçiyor. Hatay'dan gidelim, L olsun. Peki, Hatay cevapta L harfini göreceğimiz sorumuz geliyor. Hatay'da 3 semavi dine mensup kişilerin yer aldığı müzik topluluğunun adıdır. Antakya nokta nokta korosu. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Antakya ne korosu olabilir? 3 semavi dine mensup kişilerin yer aldığı o koro. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. Buyurun Berkay Bey. Antakya Medeniyetler Korosu. Antakya Medeniyetler Korosu. Cevap doğruysa avantaj Berkay Bey'e geçecek. Bugünün birincisini belirlemek son soruya kalacak. Antakya Medeniyetler Korosu. Görelim. Kutlarız. Berkay Bey köprüden önce son çıkışta son çıkış, evet. Duruma müdahale etti ve şansını sürdürdü. Son tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Güzel geldi iki tarafta. Çok güzel yarıştınız. Artık birinciyi belirlemek için son sorumuzu alıyoruz. Esra Hanım da avantaj buyursunlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan H. H harfi geliyor efendim sorumuz. Kiralık Konak, Ankara, Yaban gibi eserlerin yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun doğduğu şehirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Süre avantajı Esra Hanım'daydı fakat şu an şartlar eşit. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Esra Hanım. Kahire. Bir daha alabilir. Kahire. Bize Kahire de olur, Kahire de olur. Peki puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Efendim çok heyecanlı bir yarıştı. Sürekli lider değişti. Bir Berkay Bey, bir Esra Hanım derken bu akşamın birincisi netleşti. Nihai tabloya bakacak olursak 1730 puanla Esra Hanım birincimiz. Berkay Bey de 1690 puanla ikincimiz oldu. Kutluyoruz. Evet, harf değişikliklerinde durum değişiyor. Fakat harfler aynı, sadece ifade farklı olduğu için Esra Hanım'ın cevabı kabul gördü. Kahire, Kahire durumu. Tebrik ediyoruz Esra Hanım'ı. Teşekkür ederim. Ne dersiniz Berkay Bey bu akşam için? Tebrik ediyorum, çok iyi bir rakipti gerçekten. Kutluyorum. Güzel yarıştınız. Güzel, çok. Çok iyi yarıştınız. Yani sizin performans da harikaydı. Ederim. Finalde o Medeniyetler Korosu'yla yarışa bir kez daha tutundunuz. Evet. Tebrik ederim bu akşamki performansınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun efendim, tebrikler. Esra Hanım siz ne dersiniz bu akşam için? Yani bu kadar başa baş gitmesi beni daha da heyecanlandırdı. Yani bildiğim cevabı söyleyemedim burada, kıvrandım biraz. Ya ben çok zevk aldım, çok mutluyum şu an. Yani çok dişli bir rakipti, kendisini tebrik ediyorum. Yani başarılı bir oyundu. Evet, iki taraf da çok başarılıydı. Bu heyecanı bize de yaşattığınız için iki misafirimize de teker teker teşekkür ederim. Ödülünüzü de takdim edelim Esra Hanım. Yine dört yarışmacımızla Ben Bilirim yolculuğuna çıktık ve 44 sorunun ardından Esra Hanım bu akşamın birincisi oldu. Tebrik ederiz efendim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tekrar tebrik ederim.